Merhaba arkadaşlar, redoks tepkimelerinin 8. videosundayız. Bu videoda evet daha önce redoks tepkimelerinden bahsetmiştik, tanımını yaptık, indirgenme, yükseltgenme kavramlarını yaptık. Tepkimelerin redoks tepkimesi olup olmadığının belirlenmesine bakacağız. Dolayısıyla siz burada redoks tepkimelerini ayırt edebilmeyi öğreneceksiniz. Bir tanımımızı hatırlayalım. Elektron alışverişiyle gerçekleşen tepkimelerin redoks tepkimesi olduğunu söylemiştik. Redoks tepkimesi sırasında bir elektron verme, bir de elektron alma olaylarının bir arada gerçekleşmesi gerekir. Bir ya da birden fazla tür elektron verebilir, bir ya da ve birden fazla tür elektron alabilir. Bu olaylar redoks tepkimelerinde tek başına olmaz. Elektron veren ve elektron alan tanecikler olacak. Peki biz bir redoks tepkimesini nasıl ayırt ederiz? Ya da hangi tepkimeler redoks tepkimesidir? Gelin şimdi bunları inceleyelim. Örnek üzerinden gideceğiz. Burada bir sürü tepkime göreceksiniz. İki tane de örneğimiz var. Aşağıdaki tepkimelerin redoks tepkimesi olup olmadığını belirleyiniz diyor. Öncelikle arkadaşlar, redoks tepkimesinde bir tepkime redoks tepkimesi olması demek, elektron alışverişinin olması demek, ve atomların yükseltgenme basamaklarının değişmesi demektir. Tek tek şunu yapabilirsiniz. Her bir türün e, yükseltgenme basamağını bulursunuz. Sonra kim elektron vermiş, kim elektron almış oradan gidebilirsiniz. Ya da bunun kısa yöntemleri vardır. Şimdi A ile başlayalım. Bakınız çinko elementi var. Elementin yükseltgenme basamağı 0. Kükürt elementi var. Yükseltgenme basamağı 0. Bileşik oluşmuş. Çinko artı 2 yükseltgenme basamağına sahipti. Kükürt de eksi 2 olmuş. Şimdi ne olmuş? Çinko yükseltgenmiş, kükürt indirgenmiş. Zaten eğer elementlerden bileşik oluşumu varsa, elementlerden bileşik oluşumu tepkimeleri redoks tepkimeleridir. Hiç değerlikleri bile bulmazsınız. Çünkü elementlerin yükseltgenme basamağı sıfırdır. E bileşikte belli bir yükseltgenme basamakları olacak. Dolayısıyla elementlerden bileşik oluşuyorsa bunların direkt redoks tepkimesi olduğunu söylersiniz. Mesela B'ye baktığımda fosfor ile hidrojen elementinden pH3 bileşiğini elde etmişsem Evet bu bir redoks tepkimesidir derim. A da redokstu. Neden 0 Sıfır, sıfırdı. hidrojen artı 1. Artı 3 sıfır olması için fosfor eksi 3 almış. Bakınız fosfor indirgenirken hidrojen yükseltgenmiş ama değerliklerini bulmama bile gerek yok. Bu bir redoks tepkimesidir zaten. C'ye baktım. Şimdi C'de tek tek değerleri bulabilirsiniz. Buluruz da ama önemli değil. Bakın burada oksijen bileşikte. Yükseltgen ve basamağı eksi 2. Ama burada oksijen element haline geçmiş sıfır. Ne olmuş? Tepkime sırasında eksi 2'den 0'a oksijen elektron vermiş ve yükseltgenmiş. E o zaman bu elektronu alacak olan bir tür de vardır burada. Onu bulur muyum? Bulurum tabii ki de umurumda değil. Çünkü bir bileşikten bir element çıkıyorsa kesinlikle elektron alışverişi vardır ve bu bir redoks tepkimesidir. Ha değerlikleri bulmak istiyorum ben de böyle rahat edeceğim derseniz Potasyum sabit artı 2 artı 1 alır. Oksijen eksi 2 idi. Eksi 6 artı 1 toplamlarının 0 olması için klor artı 5'tir. Bakın klor burada eksi 1. Klor indirgenmiş. Yani element görüyorsanız arkadaşlar tepkime ister girenlerde ister ürünlerde ne olduğu fark etmez. Element gördüğünüz anda bileşeye giriyor ya da bileşikten çıkıyorsa bu bir redoks tepkimesidir kesinlikle. D'ye bakalım. Hemen önce bir element var mı? Oo çok çaça. Bakınız burada oksijen elementi var. Ve bileşiğe girmiş. O zaman kesinlikle bu bir redoks tepkimesidir. Hatta bulalım değerlikleri. Oksijen eksi 2. Eksi 4. Kükürt burada artı 4. Oksijen burada 0 element halinde olduğu için. Oksijen eksi 2. Eksi 6 idi. Kükürt artı 6. Bakınız kükürt yükselt gelmiş, Oksijen de indirgenmiş. E, dolayısıyla bu bir redoks tepkimesi. Ama dediğim gibi değerleri bulmanıza gerek yok. Hatta oksijenle tepkimeye girme durumu varsa bu bir yanma tepkimesidir. Ve arkadaşlar yanma tepkimelerinin hepsi redoks tepkimesidir. Çünkü oksijen girer ve oksijen eksi 2 yüke dönüşür. Yani bileşeye girer. Yanma tepkimesi görüyorsanız bu bir redoks tepkimesidir. Hiçbir istisnası yoktur. Örneğin E'ye bakın bu bir yanma tepkimesi. c h 4 oksijenle tepkimeye girmiş. Oksijen sıfırdı sonra hep eksi 2 yük kazanmış. Demek ki oksijen indirgeniyor. O zaman karşısında bir yükseltgenen madde de olmak zorunda. Kim olduğu umurumda değil. Dolayısıyla bu bir redoks tepkimesidir derim. Yanma tepkimesini görüyorsanız Tepkimeye element giriyor ya da element çıkıyor bunu görüyorsanız bunlar redoks tepkimesidir deriz. F'ye bakalım. Bakın burada o kadar çok madde var ki bunların hepsinin yükseltgenme basamağını bulmaya uğraşabilirsiniz. Ya da oksijen bileşikte, bileşikte, bileşikte. Demek ki bir yükseltgenme basamağı var. Eksi 2 ya da eksi 1. Bileşikte ürünlere geldim. Bileşikte ops element haline dönüşmüş. Yükseltgenme basamağı sıfır. Demek ki oksijen bir şekilde... Bakınız bileşikten çıkıyor. Demek ki yükseltgenme basamağı değişecek. İster indirgenir yüksel, ister yükseltgenir umurumda değil. Bir tane bile maddeyi bulursanız bunun redoks tepkimesi olduğunu söylersiniz. İsterseniz oturur tüm bu maddelerin değerliklerini de bulabilirsiniz ama hiç gerek yok. Element tepkimeden çıkmış o zaman bu bir redoks tepkimesidir dersiniz. G'ye bakalım. Element var mı? Var. Ne kat ne tatlı. Bakınız magnezyum element halindeyken bileşiğe girmiş. Sabit artı 2 değerlik almış Yükseltgenmiş. E ben bir tane bile yükseltgenen madde bulursam bunun redoks tepkimesi olduğunu söylerim. Hatta bakır da bileşiğinden çıkmış bakın. Şurada artı 2 yükseltgenme basamağındaydı. Demek ki elektron alışverişi magnezyum ve bakır artı 2 iyonları arasında olmuş. Bir alttakine geldik. Öncelikle bu tepkimenin ne tepkimesi olduğuna bakalım. Bu tepkime bizim için önemli olacak. Bir bazla bir asitten tuz ve su açığa çıkmış. Bu bir nötrleşme tepkimesi. Bir tepkimenin türünü yazayım. Dediğim gibi bizim için önemli bir tepkime. Şimdi arkadaşlar nötrleşme tepkimeleri redoks tepkimesi değildir. Şimdi önce değerleri bulalım isterseniz. Oradan gidelim. Magnezyum bileşiklerinde artı 2. Peroksit olmadığına göre oksijen eksi 2. Hidrojen artı 1. Hidrojen artı 1. Klor eksi 1. Devam ediyorum. Magnezyum artı 2 klor eksi 1. Magnezyum sabit artı 2 değerlik alıyordu. Hidrojen artı 1, oksijen eksi 2. Bakın burada hiçbir maddenin yükseltgenme basamağı değişmemiş. Dolayısıyla nötrleşme tepkimeleri redoks tepkimesi değildir. Burada olan şey arkadaşlar iyonlar yer değiştiriyor sadece. Bakın şöyle gösterelim. Magnezyum artı 2 idi. Hidroksit eksi 1'di bu bileşikte. Burada hidrojen artı 1'di. Klor eksi 1'di. Burada magnezyum artı 2. Klor eksi 1. Ne yapmış? Buradaki magnezyum ve klor iyonları yer değiştirip tuzu oluşturmuş. Bu iyonlar da bir araya gelip suyu oluşturmuş. Dolayısıyla nötrleşme tepkimesi gördüğünüz anda bunun redoks tepkimesi olmadığını direkt söylersiniz. İstisnası yoktur. Gelelim i'deki tepkimeye. Öncelikle bu ne tepkimesi ona bir bakacak olursak. Bakınız İki sulu çözeltiyi karıştırmışız. Bir katı oluşmuş ve yine suda bir iyonik bileşik daha oluşmuş. Bu tepkime çözünme çökelme tepkimesidir. Çözünme çökelme tepkimesi. Aynı nötrleşme tepkimelerinde olduğu gibi burada da iyonlar yer değiştirir. Yani yükler değişmeyecek. Yükseltgenme basamakları o yüzden çözünme çökelme tepkimeleri de redoks tepkimesi değildir. Hemen gösterelim. Ya şöyle bakarsınız. Potasyum artı 1 yüklüydü. Klorür iyonu eksi 1. Kurşun burada artı 2 yüklüdür. Nitrat kökü eksi 1. Ürünlere geldim. Kurşun artı 2. Klor eksi 1. Potasyum artı 1. Ve nitrat eksi 1. Bakınız ne oluyor? Şu iyonlar yer değiştiriyor. Bunlar bir araya gelerek katıyı oluşturuyor. Bunlar bir araya gelerek suda çözünen diğer katıyı oluşturuyor ama hiçbir türün yükseltgenme basamağı değişmiyor. O nedenle çözünme, çökelme tepkimeleri de nötrleşme tepkimelerinde olduğu gibi redoks tepkimesi olmayacaktır. Bu sorumuzun son 4 tepkimesi. Bakalım. Şimdi J'de yükseltgenme basamağı bulmam lazım. Kolaydan gidelim. Bakın K'de elementlerden bileşik oluşmuş. Demek ki bu bir redoks tepkimesidir. 0, 0, artı 1, eksi 1. Üstekine geldiğimde yükseltgenme basamaklarını bulmam lazım şimdi. Hidrojen artı 1. Demek ki azot burada eksi 3. Artı 3 edeceği ve toplamları 0 olacağı için. Hidrojen artı 1, brom eksi 1. Bu amonyum bromür bileşiğinde brom eksi 1, hidrojen artı 1, toplamlarının sıfır olması için azot eksi 3 alacak. Bakın hiçbirinin yükselt gelme basamağı değişmemiş. Şimdi bu iki tepkimenin ortak noktası şu. Bu tepkimeler sentez tepkimeleridir. Yani oluşum. O zaman sentez tepkimeleri için genel bir şey söyleyemem. Eğer elementlerden bileşik oluşmuşsa bir sentez tepkimesi ise evet redoks ama redoks tepkimesi olmayan sentez tepkimeleri de olabilir. Yani şu olmadı. L ve M'de yine kolaydan gidelim. Bakın L'de bunlardan ne tepkimesi hatta? Analiz yani ayrışma tepkimesi. Sentez için kesin bir şey söyleyemiyorduk. Şimdi L'de ne olmuş? Bakın oksijen bileşikten çıkmış. Burada eksi 2 idi. Burada 0 olmuş. Yani yükseltgenmiş. Demek ki elektron verdiğine göre bu elektronu alan bir tür olacak. O nedenle bu bir redoks tepkimesidir. Analiz tepkimesinin olmasının yanı sıra. M'de ise yükseltgenme basamaklarını bulacağız. Kalsiyum sabit artı 2 değerlik alır. Oksijen eksi 2. Buradan toplamların 0 olması için karbon artı 4. Oksijen eksi 2. Kalsiyum artı 2. Oksijen eksi 2, eksi 4, 0 olması için karbon artı 4. Bakın burada hiçbirinin yükseltgenme basamağı değişmemiş demek ki bu bir redoks tepkimesi değil. O zaman analiz tepkimelerinde de kesin bir şey söyleyemeyiz. Tepkimenin e, girenlerine ve ürünlerine bakmak lazım. Bunlar bizim net bir şey söyleyemeyeceğimiz tepkime türleri. Yanmalar, redokslu, nötrleşme tepkimeleri ve e, Çözüme çökelme tepkimeleri redoks değildi. Element görüyorsanız da giren ya da çıkanlar da redoks tepkimesi dersiniz. Bu videodaki ikinci örneğimizde az önce yaptığımız tepkimeleri şimdi sözel olarak karşınıza getireceğiz. Bu tür sorularda da görebilirsiniz. A'da suyun elektrolizi diyor. Suyun elektrolizi demek, denkleştirmeden yazacağım, suyun elementlerine ayrışması demektir. Yani biz bir bileşikten elementlerini alıyoruz. Dolayısıyla bu bir redoks tepkimesi olur. Hidrojen artı bir, oksijen eksi iki, sıfır ve sıfır. Bakınız. B'ye geldiğimizde de potasyum, klor, tuzun elementlerinden sentezlenmesi diyor. Yani biz bir bileşiği elementlerinden elde edeceğiz. E, Elementel halde bunların bir yükseltgen ve basamağı yoktu. Ama burada var. Demek ki bu da bir redoks tepkimesi olacak. Zaten elementler bileşiğe giriyor. Burada denklemleri eşitlemeden yazıyorum. Tekrar söyleyeyim ama. C de demir metalinin paslanması diyor. Paslanma nedir arkadaşlar? Yavaş yanma tepkimesidir. Yani burada demir ve oksijenin tepkimesinden bir bileşik elde ediyoruz. E ne olacaktır o zaman? Elementler bileşiğe girdiği için paslanma ki yanma tepkimesiydi. Bu bir redoks tepkimesi olur. D de magnezyum metalinin HCl asitinden asitinde hidrojen gazı çıkarak çözülmesi. Yani magnezyumu hidrojen klorürü atıyorum. Ve sonunda hidrojen gazı açığa çıkıyor. E bu hidrojen nereden çıkıyor? Asitin yapısından çıkıyor. Demek ki elementel hale dönüyor. O zaman bu bir redoks tepkimesi olur. Hatta magnezyum klorür tuzu da oluşur. İsterseniz yükseltgenme basamaklarını bulunuz. Magnezyum yükseltgenir, hidrojen indirgenir. Bir element açığa çıktığı için ya da bir element bileşeye girdiği için redoks tepkimesi olduğunu söyleriz. E'de metan gazının yanması. Yanma tepkimelerinin hepsi redoks tepkimesidir. Çünkü oksijen bileşeye girer, ay tepkimeye girer ve eksi iki yüklü haline dönüşür. Yanma tepkimeleri redokstur. F'de HNO3 ve sodium sodyum hidroksit çözeltileri karıştırıldığında tuz ve su oluşması. Şimdi arkadaşlar bu ne tepkimesidir? Bir asit baz Nötrleşme tepkimesidir. Nötrleşme tepkimelerinde yükler değişmez, iyonlar yer değiştirir. Nötrleşme tepkimesi değildir. Gümüş nitrat ve sodyum klorür sulu çözeltileri karıştırıldığında gümüş klorür katısı ve sodyum nitrat sulu çözeltisinin oluşması bu ne tepkimesidir? İki sulu çözeltiyi karıştırdık, bir katı oluştu, dibe çöktü. O zaman bu bir çözünme, çökelme tepkimesidir. Çözünme çökelme tepkimeleri redoks tepkimesi değildir. Aynı nötrleşmede olduğu gibi değerlikler değişmez, iyonlar yer değiştirir. Bildiklerimiz üzerinden gidiyoruz tatlı tatlı. H'ye baktığımızda magnezyum karbonat katısı ısıtıldığında bilmem ne katısı ve karbondioksit ayrışması. Şimdi burada bir tepkimeyi yazmam lazım. Çünkü hiçbir ipucum yok. Yanma değil, işte nötrleşme değil, çözünme çökelme değil. Sonra yükseltgenme basamaklarını bulmam lazım. Magnezyum 2A'dadır. Sabit artı 2. Oksijen eksi 2. Karbon eksi 6 artı 2 artı 4 olacak. Magnezyum artı 2 sabit değerli. Oksijen eksi 2. Oksijen eksi 2 eksi 4 etti. Toplamlarının sıfır olması için artı 4. Bakınız hiçbirinin yükseltgenme basamağı değişmemiş. Demek ki bu bir redoks tepkimesi değildir diyoruz. Yanma redoks Element giriyor çıkıyorsa redoks ama nötrleşme ve çözünme çökelme redoks değil. Eğer bunların herhangi biriyle karşılaşmıyorsanız H'de olduğu gibi denklemi yazıp yükseltgenme basamaklarını belirlemeniz gerekir. Bu videomuzda redoks tepkimelerini nasıl ayırt edebileceğimizden bahsettik arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere.